Merhaba arkadaşlar, ben www.canımanne.com sites editörlerinden Örgü Merankı. Bu videoda sizler için yakadan başlama yelek yapacağız, tunus işi. 80 ilmek başladım ben toplamda. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayıracağım. 14 ilmek önlere, 14 ilmek omuzlara, 20 ilmek de arkaya yapacağım. 80 ilmek bir yaş için olacak. Bu 75 ilmekle 80 ilmek arasında yapabilirsiniz. Bu önlerin üst üste gelme durumunu düşünerek ki 14, 14, 28 dörder ilmek kalacak kenarlardan ve 4 ilmek gelecek üst üste düğme takmalık. Eğer burası biraz daha fazla olsun isterseniz burayı 17, 18, 19 ilmeğe kadar düşürebilirsiniz. Dediğim gibi 75-76 ilmekten 80 ilmeğe kadar toplamda yapabilirsiniz bu sayıyı. Ben dediğim gibi 80 ilmek başladım. Şimdi bu yaka kısmı lastik olacak. Bir ters bir düz yapıyorum onun için. 14 tane ön için saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sonrasında 15. ilmeğim, orta ilmeğin hem sağına hem soluna araya battım. Burayı geçiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14 saydıktan sonra 15. ilmeğim bu arada kalan kısım olacak. Hem sağına hem soluna battım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkaya geçmiş oluyorum. 20 ilmek sayacağım buraya. Ters düz yapıyoruz tabi. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 18 19 ve 20 olacak. Arka kısmının örgüsünü de tamamlamış olduk. Şimdi omuzla arkanın arasını yapacağız. Yine bir araya, bir buradaki ilmeği yine bir tane araya yapıp aradaki artırma kısmımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine 14 sayacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 yaptık ve yine bu aradaki artırma kısmını yapacağım. İlk sırayı örerken biraz uğraşıyoruz, evet, sayarak şu şekilde araya batıyorum. Sonra ilmeği alıyorum. Sonra tekrar araya batıyorum. Bu sıradan sonra her şey daha kolay olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 ve 14. Kenara hiçbir zaman ters koymuyorum. İki tane yan yana düz de gelse düz koyacağım. Çünkü zaten bir sıra sonrasında bu düzün üstüne ters yapacağım. Şimdi tek tek çıkarak başa döneceğim. Siz de şunu özellikle çizerek gösterdim. Bu şekilde ölçülerinizi belirleyip önceden çizip önünüze koyarsanız örerken daha az kafanız karışacaktır. Daha basit başlayabilirsiniz o zaman. Başlangıcı yaptıktan sonra örgümüzü uzattıkça koltuk altına gelecek kısma kadar, ki şurası omuz kısmı olacak. Şöyle yapalım. Bileğimiz şu şekilde uzadığında burası
ön. Bunlar kol. Şöyle arka olacak. Evet. Öyle olduğunda dediğim gibi bu kol tarafları alt koltuk altı kısmına geldiğinde arka ölçüyü ölçerek istediğiniz ölçüleri ayarlayabilirsiniz. Kol kısmını tamamladığımda, yani anlatmak istediğim şu şekilde, buradan kol ölçüsünü kesiyoruz ya, kolu kesip burayı, ön ve arkayı birleştirdiğimizde bu arkanın uzunluk kısmını ölçerek istediğimiz eni yakalayabiliriz. En çok gelen sorulardan bir tanesi de beden ölçüleri. Beden ölçüleri konusunda da yakında bir anlatım ya da fotoğraflı bir tablo çıkaracağım inşallah. Zaten internetten de ulaşabilirsiniz bu tarz tablolara. Kesin doğruluğu kanıtlanmış. Yani kanıtlanmış derken, açıkçası benim kullandığım Nako'nun örgü tablosu. Bebek beden ölçü tablosu diye girdiğinizde görsellerden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde buna da buradan bilgi vermiş olayım. Evet, ilk sıramızı bitirdik. İkinci sıraya başladığımızda düzün üstüne ters, tersin üstüne düz yapacağız. Ben buraya hemen bir tane ilik koymak istiyorum. Şöyle yapayım. Burayı çift aldım. Evet, artırdıktan sonra ters devam ediyorum. Gördüğünüz gibi zaten orta kısma geldiğimizde burası belli ediyor örgüsünden kendisini. Bu artırdığımızı düz örüyoruz. Yanındaki deliğe tekrar batıp ortadan ilmek alıp tekrar yanındaki deliğe battık. Şimdi buradan gelen örgüye göre ki burası ters düz olacak ve bu da ters olacak. Pardon, ters, üstü düz olduğunda ters düz olacak. Bu şekilde düz alıyorum. Yanındaki ters, düz, ters, düzün üstüne ters, tersin üstüne düz gelecek şekilde devam edeceğim. Anlaşılmıştır sanıyorum ama bir çoğaltma yeri daha geçelim. Ondan sonrasında sonlandıralım videomuzu. Aynı mantıkta bu şekilde kollar oluşup artık kolları ayırma boyutuna gelene kadar devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi artırma kısmına geldim. Artırdığım ilmeği normal ilmekmiş gibi aldım. Şimdi bu aradan tekrar artırıyorum. Ortasındakini aldım. Hemen yanından tekrar artırdım. Ve buradan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam edecek yeleğimiz. Kol ayrımına geldiğimde tekrar kol nasıl ayrılır göstereceğim inşallah. Şimdilik kolay gelsin.